Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok teknolojik, çok yazılımsal, çok e, günümüze yakın bir konu öğreneceğiz. Coğrafyada mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Kazanımlarımız belli, anahtar kelimelerimiz belli. Esasında bugün dersimizde öğreneceğimiz şey, bakın dersimizdeki bir sayfadan göstereyim. Biliyorsunuz ki tsunami bir denen bir gerçek var. Denizde yaşanan deprem burada dalgalara sebebiyet veriyor ve bu dalgalar da yükselip kıyıları sular altta bırakıyor. Bilim insanları da diyorlar ki ya kardeşim bizim uydularımız var. E biz buraya güzel bir sistem koyarsak uzaktan algılayabiliriz ve insanlar tsunami dalgalarının altında kalmazlar. İşte coğrafya dersinde biz bugün bu kavramları öğreneceğiz. Yani coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri, kullanıcı bunların birçoğunu biliyorsunuz. Mesela veriden kastımız önceki derslerimize görmüştük. Hani haritalarda böyle şehirleri nokta ile gösteriyorduk. Veyahut da böyle akarsuları böyle çizgiyle gösteriyorduk. Aynı zamanda alanlar oluyordu mesela bu şekilde alan gösteriyorduk. Bunlar hep bizim verilerde kullandığımız yöntemdi. ...data mesela var aynı zamanda, datalarda da kullanıcılar mesela biziz öyle değil mi? Aynı zamanda donanıma baktığımızda PC'lerimiz var, tabletlerimiz var... ...mobil telefonlarımızdan, mobil cihazlarımızdan hareket edebiliyoruz. Yazılım olarak programlar kullanılıyor. İşte bugünkü dersimizde temelinde uydu, GPS, coğrafi bilgisayarları... ...bunların her birini güzel bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Yani coğrafya dersinde biz bu haritayı hazırlıyoruz diyoruz... ...haritamız çok güzel, ölçekleri var, kabartma... E bu nasıl hazırladılar? Bunu hazırlarken neleri kullandılar? Buradaki teknolojik unsurları hep beraber öğreneceğiz. Çok kısa, çok kolay bir ders. Arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Beraber bu kazanımları güzel bir şekilde öğrenelim ve bazı temel bilgileri, işte ait unsurlar, coğrafi koordinat sistemi hani vardı ya paraleller, meridyenler bunları bildiğinizi kabul ediyorlar. Ben ama ders anlatırken siz sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz. Burası neresiydi hocam diyormuşsunuz gibi her şeyi tek tek tane tane bir kez hatırlatacağım ve ardından da konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Tabii siz dersin sonrasında mutlaka bu arada yazılarımız geldiği için belli bir endişe taşıdığınızı biliyoruz. 9. sınıfta müfredat değişti. Piyasada kitaplar yok. Okullar kitapları tam teslim edemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında birazcık karmaşık anlatılıyor. Hiç endişelenmeyin. Her şeyi biz hem yazılı notlarımızda hem yazılı denemelerimizde mükemmel bir şekilde hazırladık. Dinamo soru bankalarımızda hazır. Orada çok güzel bir şekilde yazılı prolar hazırladık. Sizler sadece dikkatli bir şekilde bizim derslerimizi izleyin. Orada anlatanları güzel bir şekilde not edin. Ve ardından da öğrenmeniz gereken atıyorum edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide zihninize takılan şeyleri ses kaydı alarak ezberlemeye çalışın. Yani attın telefonunuza bu budur, bu budur, bu budur diye söyleyin. Sonra onu dinlediğinizde zaten birçoğu aklınıza kalacak. Şimdi tabii bir anda Türkçe dersi edebiyat, işte matematik dersi, matematik geometri, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, sosyal bilgiler yani inkılap tarihi dersi, tarih, coğrafya dönüşünce belli bir tedirginlik geçiyorsunuz ama ilk sınavlardan sonra... Çalıştıysanız eğer tedirginliğiniz azalacak. Hiç endişelenmeyin. Arkanıza yaslanın. Huzurlu bir şekilde çalışan kazanır. Elması kızarır deyin arkadaşlar. Ve dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenleri yani coğrafi bilgi sistemleri bunu böyle havalı olsun diye CBS diyecekler. Hiç endişelenme. Coğrafi bilgi sistemleri doğal ortam yani dağlar, taşlar, ovalar, insan ve zaman ilişkisine ait veri toplama, depolama, ve analiz çalışmalarıyla elde edilen mekansal bilgilerin harita bakın bu bir harita mesela ne yapmış verileri toplamışlar aynı zamanda depolamışlar demişler ki dağlar burada ovalar burada sonra analiz etmişler demişler ki gittikçe yükselti artıyor sonra da bunları harita tablo veya grafiklerle görüntülenmesine imkan sağlayan bilgisayar tabanlı bilgi yöntemidir o zaman size sınavda cbs nedir derse diyeceksiniz ki doğal ortam insan ve zaman ilişkisine ait verileri depoluyor analiz ediyor harita tablo grafiklerle sunuyor bu kadar bunun tanımı budur arkadaşlar CBS ile havalı baksanı CBS. CBS ile konumsal verilere dayalı haritalar üretilebilir. Bir yerdeki farklı coğrafi unsurlara ait bilgiler ayrı katmanlar halinde haritalanabilir diyor. Yani mesela burada bir yer var, bir akarsu akıyor, yanında şehir var, fabrika var, sonunda da orman var. Şimdi sen bir kere şuraya bakarak yükseltiyi zaten görebiliyordun fizik haritalarla. Aynı zamanda Arazi kullanım haritası yapabilirsin. Aynı zamanda parselleri gösterirsin. İşte burası devlete ait arazi. Burası şahıslara ait arazi. Aynı zamanda taşkın alanı gösterirsin. Dersin ki bak şu maviler taşar. Dolayısıyla adam eğer buraya ev yaptıysa mesela. <laughs> Hata yaptın kardeşim buraya ev yapamazsın burası taşkın alanı evi buraya yapmalıydın der. İşte bunu belediyelerde, imarlarda, tapularda veyahut da günlük hayatımızda kullanıyoruz. Diyoruz ki coğrafya ders sayesinde adam sel sularına kapılmaktan kurtuluyor. Ya da bir şehri yeniden inşa edilmekten kurtuluyor. Ama hocam biz görüyoruz televizyonlarda bir yağmur yağıyor her yer sel götürüyor her şey perişan. İşte o zamanlar coğrafya bilgisayarları kullanılmış. Adam buralara taşkın alanına ev yapmış. E o zaman da tabii ki sular altta kalıyor. Şimdi CBS'nin baş avantajları şunlardır. Mesela size sınavda diyecek ki böyle bir işte e, taşkın alanı ile alakalı bir resim verecek. Bunun avantajı nedir diyecek. Sen diyeceksin ki birincisi verileri toplama ve bilgi yönetme işlemleri daha kolay ve hızlı oluyor. Değil mi? Verileri daha hızlı topluyorsun. Diğer türlü adam burada tek tek oraları dolaşacak fotoğrafını çekecek buraya taşar mı taşmaz mı? Ama uydu sayesinde hızlı bir şekilde haritalardan ulaşılabiliyor. ...mekansal, konum içeren bilgilerle mekansal olmayan... ...sözel niteliksel bilgiler bir arada kullanılabiliyor. Şimdi sonuçta bu e, konum içeriyor. Burada bir arazi var. Ama sözel olarak diyorsun ki ya taşarsa... ...bak daha taşmamış sonuç akarsa akıyor. Ya taşarsa diye sözlü olarak bir e, olasılığı değerlendiriyorsun. Bunu birleştiriyorsun aynı zamanda. Yakınlık analizi, uzunluk, alan, eğim gibi ölçüm işlemleri kolay yapılabiliyor. Değişimler zaman aralıkları yansılabiliyor. Mesela... ...bazı göllerin alanı kuruyor. Diyelim ki Tuz Gölü burada böyle gözüküyor ama esasında Tuz Gölü zamanla daralıyor yani. veya da Aral Gölü ilk başta böyleydi. Tamam böyle sular vardı. Sonra gittikçe kurumaya başladı. Gittikçe sular azalıyor Sonra daha da kurudu. Gittikçe kuruyor ve şimdi artık böyle oldu. Sen bunu zaman içinde görüntülere bakarak... ...işte 1900'lü yıllar, 1930, 1950, 1970... ...aa gittikçe kuruyor diyorsun ve bunu anlamlandırabiliyorsun. Aynı şey ülkemizdeki Tuz Gölü için de geçerli. Haritadaki bilgiler güncelleşiyor ve... Aynı zamanda dijital ortamda üretildiği için ürünler kolaylıkla paylaşılabiliyor. Her türlü mekansal planlama çalışması yapılabiliyor. Mesela çok ilginç bir bilgi vereyim size. Diyelim ki Atatürk Baraj Gölü. Bu GAP projesi yapılmadan önce bu göl yoktu. Bu göl yapay bir göl. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'ydü. Sonra Tuz Gölü. Sonra diğer göllerimiz geliyordu. Ama Atatürk Baraj Gölü bir anda sıralamaya girdi yapay göl olsa da. Bu görüntü eğer uydan çekilmiş olsaydı buralar eskiden böyle düz bir topraktı. Ama Fırat Nehirleri, Dicle Nehirleri yapılan bu göller sayesinde, bu baraj gölleri sayesinde buralarda göller oluştu. Ha, demek ki bazı şeylerin güncellenmesi gerekiyor. Bunu da yine coğrafi bilgi sistemleri sayesinde yapabiliyoruz. Peki bileşenlerine bakalım. Bileşenleri nedir? Şimdi coğrafi bilgi sistemleri yani bu haritaların güzel bir şekilde kullanılmasının veya az önce gösterdiğimiz şeylerin güzel bir şekilde kullanılması için tabii ki de birincisi kullanıcı gerekli. Kullanıcının ne olması lazım? Dangoz olmaması lazım. Yani bilgili olması lazım. Bilgili ve becerikli olması lazım. Bu kadar basit hocam. Bundan başka bir şey yok. Veri nedir? Veri burada az önce söylediğim şeyler. Bazen Noktayla gösteriyorsun şehirleri. Bazen akarsuları gösteriyorsun. Mesela şu mevsimlik akarsu oluyor ve hatta alanları gösteriyorsun. Diyorsun ki bu böyle bir alan, burası böyle daha koyuysa başka bir alan diye biliyorsun. Donanımın zaten ne olduğunu söylemiştik az önce. PC var demiştik. Tabletler var demiştik. Mobil telefonlar var demiştik. Yazılımın da program olduğunu söylemiştik ve aynı zamanda yöntemle tabii ki bilgiye dönüştürmek. Yani sen buraya baktığın zaman e bu güzelmiş ya kahverengi yeşil demiyorsun, diyorsun kardeşim, aa buralar dağlıkmış. Ben ona göre buraya eğer bir fabrika kurarsam buradaki ulaşım zor olacak, buradaki işte e, bazı konularda sıkıntı yaşayacağım, pazarlaması zor olacak diyorsun ve fabrikalarını buraya değil biraz daha buralara koyuyorsun. Ve sen bunu yani coğrafyacı olmadığın halde bu kadar rahat bir analiz yapabiliyorsan coğrafyacılar da belediyecilerle beraber, imarcılarla beraber, mimarlarla beraber bir akarsuyun, bir nehrin, bir dağın, bir vadinin, bir bölgenin arazisine bakarak çok ciddi değerlendirmelerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bilgiye dönüştürüyorlar. Bilgiye dönüştürme. Bu bir bilgi diyor. Bu bilgiye göre dikkatli bir şekilde hareket etmeliyiz diyorlar arkadaşlar. Peki uzaktan algılama. Bu çok daha basit bir şey. Az önce anlattık dersin başında. Yani normalde yeryüzünde deprem riski denen bir şey var. Yani şöyle düşünün. Şöyle dağlarda da deprem olabiliyor. Tamam. Aynı zamanda yerin derinliklerinde de deprem olabiliyor. Yani şurası deniz olsun. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle deniz olsun. Şu gemimiz olsun. Tamam mı? Gemi böyle duruyor. Sen böyle burada la 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 diye takılıyorsun. Bu adamlar da burada la 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 diye takılıyor. Takılıyorsun ama kardeşim burada deprem olursa sarsıntı var. Peki yerin altında deprem olursa daha doğrusu okyanusun altında deprem olursa işte buna biz tsunami mı diyoruz? Daha doğrusu yerin altında okyanusun tabanlarında oluşan depremlerin oluşturduğu dalgalara biz tsunami diyoruz? Bu dalgalar buradan başlıyor ilk başta. Buradaki adam la 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 diye gidiyor. Buradaki adam battı şu anda. Sonra bu böyle geliyor 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 geliyor. Bunları sular altına bırakıyor. Sonra diyorlar ki ya kardeşim biz eğer buraya bir sensör koyarsak belki 100-200 kilometre önceden haber verecek. Bu adamlar burayı boşaltacak. Mesela en son dünyada Endonezya'da, Maldivler'de tsunami yaşandı. Bazı insanlar kurtuldu, bazı insanlar kurtulamadı. Alarm sistemleri çalıştı. Hepsi hemen kaçıştılar. Bazıları ise zemin kattakiler kurtulamadı. Dolayısıyla bunu daha da geliştiriyorlar şu anda. Atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşeri her türlü mekansal özellik bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesi. Bak atmosferde ne olabilir? Uzayda uydu var. Bunu yerleştiriyorlar. Sonra bir, okyanus tabanında yer alan bir sensör su basıncını ölçer ve tsunami algılar. Aa basınç arttı diyor deprem olmuş burada. Ama buradaki adamların hiç haberi yok. Bunlar la 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 takılıyorlar. Ölçümler akustik bir sinyale yüzeydeki şamandıraya gönderiliyor. Fıt diye buradan şamandıra gitti. Şamandıra sallandı. Şamandıra sinyali bir uyduya gönderiyor. Hop. Uydudan hop buraya tsunami bilgisi geliyor. Ve insanlar aa diyorlar. Hemen kaçın. Kaçmaya başlıyorlar. Ve dalgalar geldiğinde buralar çoktan boşaltılmış. Güvenli hale gelmiş oluyor. İşte bu uzaktan algılama sayesinde. Peki sağladığı faydalar nelermiş gelin isterseniz bunlara bakalım. Bir, insanların yeryüzüne kolayca ulaşılamayan yerler de dahil olmak üzere. Yani buraya kolayca ulaşamazsın gidip her zaman okyanusun ortasına gidemezsin yani. Dahil olmak üzere yeryüzünü kuş bakışı olarak sürekli görüntüleyebilmelerini sağlar. Demek ki her yer kuş bakışı oluyor. Bu bir, her yer kuş bakışı diyeceksiniz. İki, ile ilgili güncel bilgiler kolay hızlı ucuz. Güncel bilgiler kolay hızlı. Detaylı görüntüler var. Görüntünün sürekli kaydedilmesiyle zaman içindeki değişim var. Bakıyorsun aa diyorsun zaman içinde bu sular çekilmeye başlamış. Deprem mi geliyor acaba diyorsun. Ve iş gücü ve zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Bir de GPS var. Küresel konumlandırma sistemi. Global Placement System diye böyle İngilizcesi var. Bize İngilizcesi ilgilenmez. GPS. Bu nedir hocam? E var ya hepinizin telefonunda Yandex var. Ne bileyim işte Google haritalar var açıyorsun. Rota oluşturuldu diyor erkekse. Eğer kadın sen rota oluşturuldu diyor. Sen de sağ sol takip ediyorsun. Bu işte. Nasıl oluyor bu? GPS uydular aracılığı bir yere ait koordinatların tespit edilmesine dayanmaktadır. Sistem küresel konum belirleyici tarafından alınan radyo sinyalleriyle çalışıyor. Sen baban diyor ki neredesin? Baba ben işte ee, neredesin konum paylaştı Ha, patladın artık, yapacak bir şey yok. Şu anda patladın patladınan, error. Niye? Çünkü konumunu paylaştıran... Cup diye nerede olduğunu görecek baban. Eğer sen okuldayım diyorsan ama o sırada okulda değilsen... ...yazıklar olsun, yapacak bir şey yok. Ama diyorsun ki baba okula gidiyordum orada... ...işte kırtasiye uğradım falan. Bunlar GPS sayesinde oluşuyor. Konumu kapatırsan o zaman paylaşamazsın. İşte peki baban o bilgiye nasıl ulaşıyor ya da annen? Coğrafyanın küresel konumlandırma sistemi sayesinde ulaşıyor. Dolayısıyla sen konumunu paylaştığında önce uyduya gidiyor. Uydudan babana geliyor. Baban da ha diyor bizim olan buradaymış. Bizim kızımız buradaymış diyor. Anlaştık mı? Şimdi burada nasıl yapıldığını hep beraber inceleyelim. Bir uydu. Dünyanın yörüngesi hareket eden uydular kullanıcılara coğrafi konum yerel saat verisi içeren radyo sinyalleri iletiyor. Yani hepimizin coğrafi konumları var değil mi? Hani demiştik ya. Bir adamın sırtı kaşıdığı zaman ne diyor? Ya abi biraz aşağı in diyorsun. Biraz aşağı sağa sağa ayrı aşağı sola sola sırtımı kaşıyorsun. Aynı şekilde dünyanın da konumları vardı. Ekvator, Böyle paralellerimiz vardı. Sonra şöyle aşağı doğru inen meridyenlerimiz vardı değil mi? Boylamlar yani. Diyorsun ki Türkiye 36-42 arasında diyorduk. Şimdi aynı şekilde her şeyin, her şeyin ama her şeyin coğrafi konumunu ilerleyebiliyorsun. Yer kontrolü, uyduların gönderdiği radyo sinyalleri, antenlerin bulunduğu izleme ve kontrol istasyonları tarafından yakalanıyor. Dünyadaki bu istasyonlar uyduların konumu ve hareketlerini takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Ha sana diyor ki. Bak diyor, burası sıkışık diyor. Yani sıkışık demiyor da mesela sen şöyle gidiyorsun. Şuradan şöyle bir yol var. Bir de böyle bir yol var. Şimdi şöyle. Bunu biliyorsunuz hepiniz ya. A noktasına gideceksin, B'den yola çıktın. Bismillah dedin, başladın. Şimdi burada trafik varsa, burada trafik varsa sana buradan git diyor değil mi? Buradan git diyor. Sağdan çık, ilk çıkıştan çık diyor. Bunu neye göre belirliyor? Şimdi burada bir sürü araba var ya, bu arabalardan sinyal alıyor. Bu arabalardan aldığı sinyaller sayesinde burayı kırmızılaştırıyor. Burası da yeşil oluyor. Sen diyorsun ki ya burası boş o zaman ben buradan gideyim diyorsun. Buradan gidiyorsun gidiyorsun hop iki dakikada varıyorsun varacağın yere. Hatta adamın bir tanesi bir sürü cep telefonu alıp bir tane el arabasına koyup... ...hepsinin yandeksini çalıştırıyor ve orada trafik varmış gibi gösterebiliyor. Niye? Oradaki telefon sinyalleri gökyüzüne gidiyor. Orası trafik gibi. Aslında bomboş hiçbir şey yok. Ama oradaki telefonların hepsinin sinyalleri uyduya gidince uydu ne bilsin orada telefon var arabam var uydu bir cihaz. Aa diyor burada trafik var diyor. Dolayısıyla sen de bomboş sokağa trafik varmış gibi görüyorsun. Ama tabi bu istina kabul edersek normalde her arabadan gelen sinyali uydu alıyor ve diyor ki burası tıkalı sağdan git. Ortada kuyu var yandan geç diyor yani anlaştık mı? GPS alıcıları sistemin çalışmasını sağlayan diğer bir bileşen farklı amaçlarla kullanılan konum belirleme cihazlarıdır. GPS cihazları, saat, akıllı telefon, araç içi navigasyon, el tipi ayaklı cihazlar gibi farklı tiplerde geliştiriliyor. Peki GPS ile neye ulaşılıyordu yani uzaktan algılama sistemiyle? Ha daha doğrusu neydi? Uzak e, GPS'in e, Türkçe açıklaması neydi? Uzaktan algılama sistemi. Evet, uzaktan algılama sistemiyle neler yapılabildiğini hep beraber yerleştirelim. Ha, küresel pardon, küresel konumlandırma sistemi. Global Placement System. Ha küresel global tamam. Küresel konumlandırma sistemiyle yani konum paylaşmayla ya var ya Yandex'i konum paylaşmayla neye ulaşılıyor? Bir, GPS konum ve zaman bilgisine ihtiyaç duyulan her alanda kullanabiliyor. Mesela bir yerin coğrafi konumunu belirlerken, coğrafi ortamı biliyorsunuz konum paylaş. Bu az önce sizinle konuştuğumuz şey. Babanızın sizden konum istemesi. Bir konumdan diğerine ulaşım sağlanması. İşte Yandex'e rota oluşturuldu. Bu da tamam bunu da biliyoruz hocam. Bakın başka nerede kullanılıyor? Coğrafya sadece Yandex değil ki. İnsan, hayvan, araç veya nesnelerin hareketten izlenmesi. Adam aslana takıyor konumu, çip takıyor. Aslanın nerelere gittiğini buluyor, göç yollarını buluyor. Aslanın hangi mevsimlerde nereden nereye hareket ettiğini buluyor ya da ayıya fark etmez. Farklı ölçeklerdeki haritalara coğrafya unsurlar eklenerek haritaların oluşturulmasına ve farklı yerlere ait hassas zaman ölçümleri yapılmasına GPS'ten yararlanılıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi dersimiz bu kadar basit. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Bununla alakalı muhtemelen hoca size sınavda sorduğu zaman diyecek ki GPS'den nereden faydalanır diyecek. Burayı söylemeniz gerekecek. Ama bir görüntü üzerinden gidebilir. Uzaktan algılamada nereden faydalanır diyecek. Buna benzer bir örnek verecek ki bu uyduya gönderen uydudan bilgiler veriyor diyeceksiniz. Ve yine aynı şekilde uzaktan algılama sisteminin sağladığı faydaları sorduğu zaman bu resme bakarak ya da o örneğe bakarak ilerleyeceksiniz. Yani direkt bunu yaz demez sana bir örnek üzerinden sorar. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde coğrafi bilgi sistemlerinde de yine böyle bir örnek verip burada da yine bu bilgilere bakarak nelerden faydalandığımızı uzunluk, alan, eğim, değişim, ürünlerin kolaylaşması, daha kolay ve hızlı bilgiye ulaşmak gibi ifadeleri söylemeniz gerekecek. Dersimiz bitti. Hiç endişelenmiyorsunuz. Hocam dokun sınıf of falan dediğiniz duyar gibiyiz. Merak etmeyin biz buradayız. Yazı notlarımız burada, kitaplarımız burada, videolarımız burada. Sizleri o sınavlardan Rahat rahat güzel bir şekilde alnınızı akıyla çıkaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.